bayağıdır Game Pass övmüyordum ve Game Pass ile ilgili video yapmanı fark ettim. O yüzden karşınızda son enflasyon bükücü Xbox Game Pass. 12 Haziran Türkiye saatiyle 20.00'da yani akşam 8'de Xbox ve Bethesda'nın ortak sunumu olacak. Aşağı yukarı neler beklediğimi belirtmiştim zaten. Bu arada değinmemin sebebi Haziran ayı için Game Pass'e Assassin's Creed Origins başta olmak üzere kayda değer birkaç oyun daha geldi. Origins'e 60 FPS boost da geldi bu arada, onu da deneyeceğiz. Neyse. Xbox haberlerine bakarken okuduğum bilgilere göre Haziran için Game Pass sistemine daha bir sürü yenilik ve oyun gelecek deniyor. Bunlardan biri çok büyük ihtimalle aile üyelik sistemi, yani aynı Netflix misali. Arkadaş grupları için gayet ideal bir sistem. Yani ayrıca Game Pass'te daha fazla kişi ulaşır. Ve tabii ki Game Pass'teki oyunlar da. Bir diğeri ise tabii ki herkesin beklediği büyük sunum. Game Pass'i oyun bombardımanı tutmakla beraber büyük ihtimal Game Pass'e gelecek daha fazla bir sürü oyun tanıtılacak. Geçen seneki sunumda tanıtılan 30 oyundan 27'si Game Pass sistemine dahil olmuş ya da olacak. Game Pass üzerine büyüme stratejisi ilerleten Xbox ve Microsoft bakalım bunu ne kadar başarılı bir şekilde büyütecek. Kim bilir, belki de Activision ve Blizzard sistemindeki oyunlar sonunda Game Pass'e gelir. Bunu tam olarak bilememekle beraber kestiremediğimiz bir bomba geliyor gibi. Son enflasyon bükücü dememe sebebi ise tabii ki içinde bulunan yüzlerce oyunu aylık çok ucuz fiyata oynamamız. Eğer bir yıllık şekilde ucuzlanmak istiyorsanız şu an sağ üstte çıktı link, ona gidip halledebilirsiniz. Bir de şu Xbox Series S'i özellikle, Series X'i de olur ama Series S'i şöyle optimizasyon yönelikli bir update mi diyeyim, ne diyeyim, hani VRS geliyordu, o ne oldu, hani o bir gelsin. Bir de şu oyun yapımcıları adam akıllı optimizasyon yapın ya, vallahi ya. Sevgiler, saygılar, kalın sağlıcakla.